Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise bazen hasta geldiğinde bizim muayenemizde buradaki şişlik, kızarıklık ve apse görülür ve hastaya perianal apse olduğu söylenir. Ancak bu apse içeriğiyle bağlantılı ise, yani anal fistül gelişmeye başlamış ise, biz bu apseyi drene ettiğimizde, yani boşalttığımız zaman şuradaki yol tamamlanmış olur. Ve apse drenajından sonra antibiyotik tedavisiyle gönderdiğimiz hastamız bize çok uzun süreler benim akıntım, problemlerim geçmedi diye kontrole gelmeye devam eder. O zaman aklımıza gelmesi gereken konu anal fistül hastalığı. Yani ciltten makatın içerisine, kalın bağırsağın son kısmına yeni bir yol açılması, tünel açılması hastalığıdır anal fistül hastalığı.